Görünüyor şu anda ekranlarda, Tamamdır. evet. Benim de görev aldığım bir kongreydi. Ben de iki oturumda, zaten pulmon emboli ve şokla ilgili iki oturumda sunum yapma şansı buldum. Bu akut kardiyovasküler K grubu da özellikle işte ST elevasyonları, ya da akut koroner sendromun diğer tiplerinden ST MI USAP grubunda, akut pulmon emboli hastalarında, özellikle kardiyojenik şok hastalarında, yine işte post MI dönemde lipid yönetiminde çok fazla böyle proje yapan ve bu konuları kendi kongresinde çok irdeleyen bir grup. Yine bu seneki kongrede özellikle Big Data ve yapay zeka ile ilgili de çok fazla oturum vardı. Bir de önemli olan yine başkalarından biri de aritmi. Aritmi de çok detaylı olarak ele alan bir kongre. Yani acil kardiyak patolojileri ya da yoğun bakımda kardiyojin iç içe geçtiği başlıkları ele alan bir grup. Şok oturumunda ben bir tane bana verilen başlık hasta perspektifiydi. Aynı oturumda şokun patolojisi, sınıflaması, hemodinamik tanımlaması ve yönetimiyle ilgili başlıklar da vardı ki Konstantin ve Vetilim benimle aynı oturumdaydı. Onlara birisi patofizyolojisinden, birisi evrelendirmesinden bahsetti. Ben de hasta perspektifini sunmaya çalıştım. O yüzden bir hasta örneği öncelikle sundum. Benim sunduğum hasta 40 yaşında bir kadın hastaydı. Nefes darlığı ve bacaklarında şişlik var ve background'ında da pulmoner arteri hipertansiyon ve tip 2 diyabet tansiyon hastaydı ve bizim hastamız pulmoner hipertansiyon için üçlü kombinasyon tedavisi altındaydı ve o kombinasyonlardan biri de parenteral prostatitti. Yani böyle fonksiyonel kapasite 4 olan biraz terminal dönen bir hastaydı. Yani diğer kombinasyonu alıyordu ve diyabeti için de SGLT2 inhibitörü alıyordu. Sık sık da hastane yatışları vardı. Şunu gösterdim ben. Yani hasta bizim hastaneye bir yıl içinde 15 kere başvurmuş. Bunun 9 tanesi ayaktan polikliniğe, 2 tanesi acil servise, 4 kere de hastaneye yatırılmış bir hasta. Giriş tablosu çok tipik hastalığın. Sürekli bize böyle bir işte soğuk ve terli ekstremiteleri, işte asiti, pretiberi ödemle geliyor. Hipotansif geliyor genelde ve taşikardik oluyor ve beraberinde de hipoksik olduğunu görüyoruz hastanın. İşte PAH tanısı var. Ona bağlı işte EKG bulguları, sağ ventrikül hipertrofisi, sağ aksi ve sağ inkontinansı, sağ dablonu gösteren bir EKG var. Akciğer grafisinde pulmoner konusu belirgin, sağ akciğer alt dobuna giden pulmoner arteri belirgin ve kardiyotoraks indeksi artmış. Buna karşı akciğer alanlara baktığımız zaman bir interstisyel göllenme ya da bir aşırı sıvı yükü olmadığını görüyoruz akciğerle temiz. Laboratuvarında da aslında hastanın bazal kreatinini iyi, 0,8 mg desilitte hastaneye yatıştan bir önceki değeri bu. Hastaneye yatışta bu 1,5 mg desilitte akut bulunan bir böbrek fonksiyonu söz konusu. Yine karaciğer enzimleri artmış biraz, laktatı biraz yüksek ve NT-proBNP nefesi yüksek bir hasta. Günlük idrar çıkışta 500 mililitrenin altında hasta. Artık 30 mililitrenin altında kalıyor idrar çıkışı. Ekosuna baktığımız zaman gördüğümüz gibi parasternal uzun eksen görüntülerde sağ kalp boşlukları geniş. Geniş sağ ventrikül interventriküler septum bitiyor. Sol ventrikül neredeyse kollebe olmuş durumda. Özellikle kısa eksen görüntüde görüyorsunuz. Yani sol ventrikül dolumu da kısıtlanmış. Aynı zamanda da perikardiyal lezyonu var hastanın. Dört boşluk görüntülerde de yani masif ya da torsiyon diyebileceğimiz kadar bir sirik yetersizliği var. Sağ kalp boşluğunun geniş olduğunu görüyoruz. Subkostal incelemede inferior vena kavası geniş ve kolebe olmuyor. Karaciğerine konjestiyonu durumda. Pulmoner basıncı 145 mmHg düzeyinde. Tap sesi artık sınırda bozulmaya başlamış. Sağ ventrikül fonksiyonları da bozuk. Şu sol altta gördüğümüz görüntü çıkış yolunda çentiklenmeye göre burada artmış sağ ventrikül art yükün yani pulmoner vasküler direncin artışını gösteren değerli bir eko bulgularından biri. Ben bu hastayı sunduktan sonra bu hasta işte kardiyojenik şok tanısı koyabilir miyiz? Koyabilirsek etiyolojisi nedir? Bu hastayı nasıl yönetebiliriz? Ve biz bu hastaya ülkemiz şartlarında bütün tedavi seçeneklerini sunabiliyor muyuz? Eğer elimizde bir tedavi varsa ve biz bu hastaya bu tedavi sunmuyorsak sizce bu hasta nasıl hissediyordur yani bu var olan bir tedavi ulaşamamak hastayı nasıl hissettiriyordur diye sordum. Şimdi biliyorsunuz ki kardiyojenik şok zaten primer bir kardiyak disfonksiyona bağlı. Yetersiz kardiyak debi. Buna bağlı da doku hipopersiyonu ve doku hipopersiyonu oluyor ve neticede de çoklu organ yetti ve ölümle ilerleyen bir sendrom. Çok sayıda çalışmada ve position paper'da farklı tanımları var kardiyojenik şokun ama bu tüm tanımların ortak özelliği 3 tane özellik barındırması. Bunlardan birincisi hipotansiyon, sırt basıncı 90'ın altında olması ve bunun 30 dakikadan fazla uzun sürmesi ya da vazopresörlerle ancak 90 üzerine çıkarabilmesi. Hipotansiyon bu arada her zaman şart değil. Kardiyojenik şokun değişik evrelerinde kompansatuar sempatik hiperaktiviteye bağlı bir kan basıncı korunabiliyor ama o hastalarda yine de mikrosirkülasyon düzeyinde bir yetersizlik söz konusu. Buna bağlı doku hipopersiyon bulguları, aynı zamanda da
Özellikle eğer kardiyon şokun nedeni akut MR yani sol kalbi ilgilendiren bir patolojiyse yani fenotipik olarak sol ventrikül baskınsa bunlarda pulmoner konjesyon bulguları görülüyor. Ve bir de kardiyon şokun kökeni de kardiyak kökenli olması gerekiyor. Şimdi patofizyolojide birçok mekanizma birbiriyle etkileşim halinde dediğim gibi en çok kardiyon şokun nedeni aslında akut MI. Akut MI'ye bağlı kardiyon şok durumunda öncelikle bir hipoperfüzyon, kardiyak debi düşüyor, stroke volüm azalıyor, hipotansiyon meydana geliyor. Bu hipotansiyon da hem periferik organlarda hem santral hayati önemli olan organlarda bir hipoperfüzyon yaratıyor. Koronerlerde de hipoperfüzyon yapılıyor. Koronerlerdeki hipoperfüzyon da aynı zamanda ventrikül miyokard kontraktilitesini daha da fazla bozuyor iskemi. Böyle bir kısır döngü halinde ilerleyici bir sol ventrikül disfonksiyonu oluşuyor. En diyastolik basınç artışı için işte akciğerde görülenmeye bağlı bu hipervoleminin akciğer parenkim bulguları. Yine hipoperfüzyona bağlı periferik bulgular, vazokonstriksiyona bağlı periferik bulgular. Yine bu patofizyolojide tetiklenen bir diğer mekanizma inflamatuar sistem. Nitrik oksit aracılığı ve proinflamatuar sakinler aracısı artmış bir sistemik inflamatuar yanıt görülüyor. Ve sol tarafta da bütün bu basamaklarda bizim bu patofizyoloji hedef alan tedavilerimiz yer alıyor. Hiperbolemi için örneğin diüretikleri kullanıyoruz. Solunum sıkıntısı olduğu için bu hastalarda hipoksi olduğu için şey, öncelikle maskeyle ya da nazal kanülle gerek standart invaziv ya da invaziv mekanik ventilasyon düşünülebiliyor. Hipotansiyonu ve endorgan hasarını azaltmak için hipotansiyon gibi endorgan hasarını azaltmak için inotropik ajanlar vazopresörler öneriliyor. Eğer bunlarla bu hipopersiyonu düzeltemezsek, organ akım perfüzyonu düzeltemezsek o zaman da mekanik dolaşım destek cihazı, intraartikülan pompasından tutun da işte evet ECMO'ya kadar destek cihazları öneriliyor. Yine akut MI ile çıkan hastalarda da yine primer PCI bypass'la reperfüzyonun sağlanması gerekiyor bu hastalarda. Kısır döngü kırmak için. Sosyal koroner angiografi intervention şoku A'dan E'ye uzanan bir skala da sınıflandırmaya başladı ki 2019'dan paylaşılan bir sınıflandırma bu. A risk altındaki hastaları belirtiyor. Bu hasta hemodinamik stabil, hipoperfüzyon bulgularını ve semptomlarını yaşamıyorlar. Örneğin geniş bir MR geçirmiş ya da rekonferans kalp yeterli öyküsü var ve bunun için aday olabilecek. Yani kardiyon şok için aday olabilecek hastalar. Başlangıç aşamasında hastada biraz hemodinamik instabilite oluyor. Bunun klinik bulguları oluyor. Hipotansiyon taşı kardiyo gibi. Ama hipoperfüzyon bulguları çok ön planda değil. Artık C evresinde hipoperfüzyon bulguları da ortaya çıkıyor ve ya farmakolojik olarak ya da mekanik dolaşım desteğiyle bunu düzeltmek gerekiyor. D evresinde bu ilk müdahalelere rağmen hastanın hemodinamik olarak kötüye gitmesi, toparlayamaması E'de de artık ekstrem yani dirençli şok durumunu ifade ediyor. Bizim hastamız C sınıfındaydı. Hipopersiyon bulguları var ve inotropik tedavi gerektiren bir hastaydı. Yine bu sınıflandırmaya bir de kardiyak arrest de E olarak modifiye edici bir faktör olarak eklediler. Çünkü biz biliyoruz ki bu kardiyon şok hastalığının büyük bir kısmı da hastanın kardiyak arrest tablosuyla hastaneye başvuruyorlar. Bu nedenle kardiyak arrestin varlığı da bunlarda özellikle anoksik beyin hasarının riskini arttıran ve riski modifiye eden bir parametre olarak ön plana çıkıyor. Ve bu evrelere göre özellikle A'dan E'ye doğru gittikçe kardiyon şok hastalarında mortalite oranı artıyor. Elimizdeki bu bütün tedavilere rağmen yine de %30'lar, %50'ler hatta E evresindeki hastalarda %70'ler üzerinde seyrediyor bu hastane içi mortalite oranları. Hala yani tüm tedavilere rağmen yüksek riskli bir hasta grubuyla karşı karşıyayız. Bu hastaları da değerlendirip prognostik açıdan sınıflandırmamız gerekiyor ki ona göre tedavi edebilelim. Buna göre fenotipi ve etiyolojiyi belirlerken işte başlangıcın akut ya da kronik zeminde akut olup olmadığı, altta yatan kardiyon şok etiyolojisi ne oldu? Baskın tipin benim hastamdaki gibi sağ ventrikül yetersiz mi kardiyon şok yoksa sol ventrikül yetersiz mi bağlı yoksa her iki ventrikül yetersiz mi bağlı bir şok mu oldu? Ön planda kardiyak mı yoksa kardiyopulmoner yetersiz mi? Lesyon profili biraz sonra bahsedeceğim. İşte hemodinamik açıdan soğuk, kuru ya da işte sıcak, ıslak gibi tiplemeler var. Bölüm durumuna ve periferik perfüzyonu yansıtan bir sınıflandırma. Bunun da hangi profilde olduğu ve biyokimyasal fenotip yapılıyor. Ondan sonra risk modifiye edici ajanlar, yaş gibi, komorbidler gibi, kardiyak arrest öyküsünün olup olmadığı, sırt yanıtının gelip gelişmediği, frailty riski gibi skorlara bakıyoruz ve şoku işte bir sky shock stage'ine göre, aslında hemodinamik duruma göre, metabolik duruma göre ve vazopresör etkisine göre de şok ciddiyetini de belirledikten sonra tedavi başlatıyoruz bu hastalarda. Burada bakın yapılan bir meta analiz 72 çalışmada 10 bin hastanın dahil edildiği. Bu hastalarda mortalite neler öngörüyor diye bakacak olursak ileri yaşlı olmak, 60 yaşın üzerinde olmak, BMI'nin 25'in üzerinde olması, kreatinin 1,5'ü geçiyor olması, laktatın 2 ve üzerinde olması. Tam kötü prognostik kriterlerken PCI'den önce ECMO'nun kullanılması,
PCR sırasında tüm 3 akımı sağlanabilmesi ya da ECMO ile beraber intradip olan pompasının kullanılması gibi parametrelerse hastalarda mortalite riskini azaltan etkenler olarak ön plana çıkıyor. Ya aslında buradaki şokun patofizyolojisindeki evet en ön plandaki görülen patofizyoloji her ne kadar debi düşüklüğü, perfüzyon bozukluğu bir görünse de zamanla olaya mikrovasküler ataktaki değişiklikler, organ perfüzyon bozukluğu bir inflamatuar yapı da tetikliyor. İşte interleukin 6, interferon gamma, TNF-alfa gibi proinflamatuar sitokinler giriyor devreye. Bir zaman sonra yine indüklerin nitrofilik sisteminde aktivasyon, DPP3 gibi ajanlar da yine bu proinflamatuar kısır döngüyü tetikliyorlar ve sistemik inflamatuar yanıt gelişiyor. Bakın aşağıda bir sistemik vasküler rezistans bakınca her ne kadar ilk başta kompansatuar mekanizma devreye girip sistemik vasküler rezistansı arttırsa da ilerleyen dönemde bu sistemik inflamatuar yanıt baskın hale gelip nitrik oksit aracılığı vazodilatasyon ön plana çıkınca artık sistemik vasküler rezistans düşüp periferde bir kollaps meydana geldi ve efektif dolaşım volümünün azaldığı dikkati çekiyor ve buna paralel olarak da laktat giderek artıyor. Multi organ yetersizliği ve ölüme doğru giden bir kısır döngü başlıyor. Bu kardiyon şok hastalığında yapılan çalışmalarda sitokin miktarı yüksek olanlarda özellikle hastane içinde 24 saatte ölenlerde sitokin miktarının en yüksek olduğu yine 24 saatten sonra ölenlerde yüksek olduğu tarih sayesinde 30 günlük süre sonunda sağ kalanlardaysa sitokin miktarlarının daha düşük olduğu görülüyor. Yine burada Kaplan-Meier de gösteriyor ki sitokin miktarı yüksek olanlarda düşük olanlara göre sağ kalım daha kötü. Kırmızıyı gösteren sağ kalımın daha kötü olduğu görülüyor. Başka peki kardiyon şoku risk durumunu ortaya koyabilecek, erken tanımını sağlayacak başka bir belirteçler var mı diye bakacak olursak. Bu konuşmayı yapan işte Konstantin Viyana'dan, şu an Duke Üniversitesi'nde bu konuda da research yapan bir hekim arkadaş. Özellikle mitokondriyal proteinlerin ve hasarla ilişkili moleküler paterninin bu hastalarda çok önemli olduğundan bahsetti. Hücre bu katalitik süreçte yıkılınca özellikle mitokondri içindeki histonlar gibi ısı şok proteinleri gibi proteinler açığa çıkıyor ve makrofajlar tarafından inflamazom içerisinde bunlar fagoste ediliyorlar. Bu hasarla ilişkili moleküler paternlere bakarak da bu hastalarda sağ kalımı prognozu öngörebiliyoruz aslında biz. Bunlar bir şekilde dolaşım sistemine katıldıktan sonra bizim immün sistemimizi tetikleyen ajanlar. Dediğim gibi dolaşan bu mitokondriyal hasarla ilişkili moleküller kanda fazla miktarda bulunduğu zaman sağ kalımın kötü olduğunu görüyoruz. Bakın burada mitokondriyal DNA'sı en yüksek olan 4. kuartilde sağ kalımın en kötü olduğu görülüyor. Ve aynı zamanda yine ölenlerde bu mitokondriyal DNA miktarının daha yüksek olduğu ve mitokondriyal DNA'nın miyokalp kıymeti fonksiyon sıfırıyla da korele oldu, paralel oldu. Yani arttıkça fonksiyon sıfır kötüleşti. Dikkati çekiyor. Diğer bir ajan tool olarak Disruptor 2. Yine bu kardiyon şok hastalığında özellikle mortalitenin ile korele giden arttığı zaman mortalitenin yüksek olacağını öngörülen ajanlardan biri de CRH2 reseptör. Yine bu dediğim gibi patofizyolojik önemli mekanizmalardan biri indüklerin nitrik oksit sistemi. Biz biliyoruz ki dediğim gibi şok hastalarında her ne kadar mean arteriyel basıncı sistolik basıncı 90 üzerinde alsak, mean arteriyel basıncı 65 üzerinde alsak da bunlarda mikrosirkülasyon yine de bozuk olabiliyor. Vazodilatasyon nedeniyle efektif mikrosirkülasyon akımı kötü olabiliyor ve bunlar da makrosirkülasyon normal olsa da yani sistolik basıncı 90 üzerinde olsa da mean arteriyel basıncı 65 üzerinde de olsa eğer mikrosirkülasyonda işler kötüyse sağ kalımın kötü olduğu görülüyor. Yine şok hastalarında önemli etkilenen ve negatif kaskadı tetikleyen ve hastalarda kötü sonuna neden olan yapılardan biri de bağırsak mikrobiyotası. Biz biliyoruz ki bağırsakta bir koruyucu bariyer var ve bağırsak içeriğindeki bu hem toksinlerin hem de zararlı mikroorganizmaların dolaşım sistemine geçmesini engelliyor bu bariyer. Ancak bu hastalarda periferik perfüzyon bozulduğu zaman bu bariyer de ortadan kalkıyor ve bu toksinler ve bu sistemik inflamatuar tetikleyici mikroorganizmalar dolaşım sistemine katılabiliyorlar ve bunlar da yine negatif bir şeye neden oluyor. Bunu nasıl görebiliyoruz kanda? Bunu intestinal yağ bağlayıcı asit protein miktarına bakarak da bariyerin ortadan kalktığı ve yüksek lisanslı bile karşı karşı olduğumuzu ölçerek test edebiliyoruz. Bakın intestinal fatty acid binding protein 1500 pikogram metrin üzerinde olanlarda altında olanlara göre hem sağ kalıbı daha kötü hem de fonksiyonel epinefrin miktarı bunlarda daha yüksek olarak görülüyor. Peki bu indüklenen nitrik sistemini biz hedef alırsak, baskılarsak sağ kalım anlamında fayda edebilir miyiz? Bu dediğim gibi negatif vazodilatasyonum, negatif kaskadı tetikleyen vazodilatasyondan bu. Biz buraya hedef aldığımız zaman başarılı olabilir miyiz? Küçük bir çalışmada hayvan deneyinde evet 30 tane denek üzerinde bunun
bu sistemi hedef olarak başarılı olabileceğimiz gösterirse de büyük çaplı bir çalışmada, trim çalışmasında bu nitrik oksit sentez inhibisyonunun kardiyon şok hastalarında bir fayda, salgın fayda sağlamadığı gösterildi. Yine bugün kardiyon şokun erken tanısında ve prognostik sınıflandırmasında DPP3 çok önemli proteinlerden biri. DPP3 düzeyi yüksek olanlarda sağ kalım kötü oldu. Yine ölenlerde DPP3 düzeylerinin yüksek olduğu görülüyor. Çeşitli kohortlardan biomarkerların klinik parametrelerinin bir araya getirilmesinde regresyon analizleriyle çeşitli skorlamalar da yürütüldü bu hastalarda risk değerlendirmesi. Bunlardan biri CRIB skoru. CRIB skorunda statince, laktat, interleukin 6 ve NT-proBNP yani hem hemodinamik parametreler hem inflamasyonu öngören parametreler hem böbrek fonksiyonu hem de doku hipoksisini öngören parametreler bir arada kullanarak önce bir kohorttan internal valide ediyor. Daha sonra IABP şok 2 yani internet balon pompa şok 2 çalışmasında ekstern olarak valide ediliyor ve sensitesinin kestirim gücünün iyi bir skor olduğu görülüyor. Dediğim gibi işte özellikle çeşitli yöntemlerle bu mass spektrometriyle bu kohortlardan belli proteinler verifiye edilip bunlar daha sonra validasyon kohortlarında kestirim gücü açısına göre önem teşkil edenler bir araya getirip çeşitli skorlar bu hastalarda çıkarılıyor. Bunlardan birisi C4P skorlaması. Bu da yine aynı şekilde yüksek olduğu zaman sağ kalımın kötü olduğunu öngörecek bir şey. Yine sunumun sonuna doğru özellikle Big Data'nın, omik teknolojiden gelen verilerin hemodinamik datayla, klinik faktörlerle, hasta demografik özelliklerle birleştirerek ortaya koyan skorlamaların hasta daha homojen sınıflandırabileceği ve tedavi açısından da işte yani bu kardiyo şok hasta çok birbirine benzemeyen heterojen bir hasta grup tedaviden fayda görebilecek hasta daha homojen sınıflandırmada da bu yöntemlerin ilerleyen dönemlerde artık ön plana çıkacağı ve hastaların da bu Big Data ışığında daha homojen şekilde sınıflandırılıp hangi tedaviden hangi hastanın faydalanacağını daha sağlıklı bir şekilde ortaya koyulabileceği uygulandı. Bu yine bu grubun işte benim de dahil olduğum bir projesi, Topu Şok projesi. Yapay zeka ve Big Data'yı kullanarak bir algoritma ürettiler ve buradan ürettikleri variable'ları şimdi bir validasyon kohortunda test edecekler ve buna göre de hani bunun şok hastalarında kestirim gücünü ortaya koyacak bir çalışma çıkarmaya çalışıyorlar. Benim hastam işte hemodinamik açıdan da cold ve wet grubundaydı. Periferde öden bulgular, asit bulguları vardı ve periferik aynı zamanda soğuk ve terliydi. Nedenler dediğim gibi kardiyon şokun en sık nedeni akut MI ama benim hastamda pulmoner hipertansiyona bağlı sağ ventrikül yetersizliğiydi. Hasta bazlı tedaviye karar vermek gerekiyor. Öncelikle altta yatan etiyolojiye dikkat etmek gerekiyor. Mesela sağ ventrikül yetersizliğine bağlı bir kardiyon şoksa bu hastalarda volüm verirken çok dikkatli olmak lazım. Hipotansif bir hastaya refleks olarak biz volüm vermeye çalışıyoruz ama o volüm verdiğimiz zaman sağ ventrikül daha fazla genişliyor. Yükü artıyor, sol ventrikül daha fazla basıp efektif daha fazla azaltabiliyor. Bu nedenle bu hasta grubunda dikkatli olmak lazım. Yine topajanları kullanmak lazım özellikle minor arteri basıncı yükseltmek için. Yine vazopresörleri kullanmak lazım. Bunlara dirençli hastalarda da bir ECMO gibi, Impella gibi, tandem arteri gibi kısa süreli destek cihazlarını kullanmak. Yine özel bir hasta grubu olan akut pulmoner emboli hastalarında özellikle yüksek riskli ya da intermediate yüksek riskli hasta ve sistemik trombolizle ya da kateter direkt trombolizle sörgücü embolektomi cerrahi yöntemle bunlarda reperfüzyonun sağlanması gerektiği önemli bir şekilde vurgulandı. Bu tedavi algoritması benim hastam şu sağ taraftaydı. MI ile ilişkili olmayan kardiyon şoktu. Alt yatan nedeni belliydi. Spesifik tedavi zaten alıyordu. Biz ne yaptık? Yoğun bakıma yatırdık. Volümü optimize ettik. İnotropunu, vazopressin, dobutamin ve norepinefrinini başladık. Takip ettik ve bu takip sonucunda bizim hastamın hipotansiyonu düzeldi. Debisi arttı. Renal perfüzyon düzeldi ve kreatin düşmeye başladı. İdrar çakışı iyiydi. Yine diüretikini optimize ettik. Oksijeni de maskeyle destekleyecek şekilde verdik. Çünkü yine bu sağ ventrikül çok geniş olanlarda yeni vadi ventilasyon yaptığımız zaman intratorazik basınç arttığı için yine sol ventrikülü daha fazla basabiliyor. Bunlar da çok yeni vadi ventilasyonla ve mekanik ventilasyondan mümkünse kaçınmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir hastamız toparladı. Daha sonra medikal tedaviyle taburcu ettik ve transplantasyon için de İstanbul'da bir merkez, transplantasyon yapan bir merkeze listeye girmesini sağladık. Sunumu konuşmasa ben ülkemizden bir takım dataları paylaştım onlarla. Bizde ilk başarılı akciğer transplantasyon 2009'da yapılmış. Hasta silikoz hastasıymış. Tek taraflı akciğer transplantasyon yapılmış. İlk başarılı double akciğer transplantasyon yani kesik fibrozis için 2009'da. Bunun için 2019'da yapılmış. Ülkemizde çok sınırlı sayıda PAH hastası var transplantasyon yapılan. Yani PAH'ta uzun dönemde sağ kalımı öngöremediği için cerrahlar hasta seçiminde birazcık
geri planda tutuyorlar pahasına. Daha çok kistit fibroz ya da interstisyel akciğer hastalarına az bulunan organları daha başarılı sonuç aldıkları bu hasta gruplarında kullanmak istiyorlar. Sınır sayıda dediğim gibi pahası da nakil yapıldı. Bu ilk yapılan hasta da vefat etmişti. Yapan merkezler bunlar ama bunlar 6 merkez şu an hepsi aktif çalışmıyor. Mesela bildiğim kadarıyla bir zamanlar 7 kule yapıyordu ama 7 kuledeki ekip mesela başka bir tarafa geçti. O yüzden orası artık yapamıyor. Yapabilen belli başlı merkezler var dediğim gibi. Biz ortalama 85 milyon bir toplumuz ama yıllık 30 tane yapılıyor ama yıllık yapım ihtiyacı, organ ihtiyacı 300 civarında. Yani 10 kat daha fazla bir transplantasyon sayısına ulaşmamız gerekiyor. Yani biliyoruz hani organ bağışımız çok yeterli düzeyde değil maalesef. Farkındalığı biraz daha az. Bir de daha da üzücü yanı bu hastalarda transplantasyon için köpleme amacıyla vakit kazanmak amacıyla santral asist device'ları da öneriliyor solventil gibi ama ben mesela TÜİK'te santral asist device'larıyla ilgili hiçbir dataya ulaşamadım yani. Ama çocuğuyla konuştum o peki istat şimdi Ankara Şehir Hastanesi'nden. O da mesela ben santral asist device ile ilgili bir data açıkçası paylaşamadı. Bu da yoğun bakımdaki işte bütün bu problemlerle karşı karşıya olan bir hasta. İşte ülkemiz gerçekleri biz bu hastayı sürekli toparlıyoruz. Yine o toplar biraz inotup bağımlılığı geldi ama günün sonunda ihtiyacı olan şey akciğer transplantasyonu. Ancak yapamıyoruz. Asist device'lar yok elimizde. Yani şimdi şu an bu hastada bizim düşündüğümüz şeylerden biri ya balon septostomi yapacağız ya da işte atrial flow regülatörle sağ atrium, sol atrium arasında bir şant yaratacağız ama bazal satürasyonları da düşük bir hasta. Yani 90'ın altında olmaması gerekiyor satürasyonu işlemi yapabilmek için. Orada bizi kısıtlıyor. Böyle kısa döngü yaşadığımız bir hastayla karşı karşıya da açıkçası. Birazcık pulmonoliden bahsedeceğim ben. Bunu bitiriyorum. Diğer sunumumu paylaşacağım arkadaşlar size. Sonra Yusuf Ziya'ya bırakacağım sözü.